Cigara mı aranırsın beyim? Cigara içmem ben. Paşa mısın sakın? Çıkarmışsın resmileri, giymişsin başı bozukları. Sevil paşası mısın? Olmayasın yeni yolcularımızdan biri. Yasak hemşerim benimle konuşmak. İşine bak. Gurbet Ağa, buyurun. Buyurun. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Sağ ol oğlum. Perihan kızım meyve sever diye aldım. Bunları yer belki. Keşke yese. Ben yıkar getiririm şimdi. Emin Bey'le görüşebildiniz mi? Dayıma yasak koymuşlar. Kimseyle görüştürmüyorlar. Birinci dereceden kan bağım yokmuş diye sudan bir sebep ileri sürdüler. Görüştürmediler. Kendilerini savunmak isteyen varsa buyursun. Biz. Ben. Buyurun. Böyle olmaz biliyorsun değil mi Perihan kızım? Yattığın yerde kimseye bir hayrın dokunmaz. Emin Bey'i kurtarmanın yolu bu değil. Şimdi bu yataktan çıkıyorsun Perihan kızım. Bir lahza zaman kaybetmeden Orhan'a gidiyorsun. Nasıl yani? İzmir'e mi? Evet, İzmir'e ve derhal. Savcı Bey'den kadim töremize ihanet etmemesini istiyorsun. Beşi yapılıp da mezar kazılmayan yoktur. Cehennemde görüşürüz. Hadi eyvallah. Ben ölüyorum ama fikrim ölmez. Yaşasın mefkûren. Haydar olsun Türk'ün. Kara Kemal'i sen iyi tanırdın değil mi? İyi tanırdım efendim. Üzüldün mü çok? Mukadderat amirim. Tarih böyle aktı. Doğru. Tarih böyle aktı. Yazık. Çok yazık. Yazık ben tanıyamamışım kendisini. Tanıyabilmiş olsaydım... Öyle gözüme baktı ki Namık. Sanki şefkatle gülümsedi. O vakit nasıl utandım biliyor musun? Kara Kemal'in gözünde çöken bir devletin hüznü vardı. Ben? Yenisini kurmanın şımarıklığından. Böyle bir adamı hasım edilebilmenin şehvetinden. Kendimden geçmiştim. Bundan utandım. Ayağa kalk. Adın? Emin. Babanın adı? Mecit. Doğum kaç? 1879. Sık görüşür müydün? Kara Kemal'le. Gelir miydi size? Hayır. Çekildikten sonra hiç görüşmedim. Memleketi sevk idare etmiş olan ve başında Mustafa Kemal gibi biri bulunan bir fırkaya karşı olan bir adamı saklıyorsun. Neden? Ben böyle düşünmedim. 1914'ten beri görüşmemişsiniz. Evini nereden biliyor?
Doğduğum evdir. Çocukluk arkadaşıyım. Buradan bilir. Orhan Bey. Buyurun hanımefendi. Siz... Ben... Ne yaman bir sürpriz. Elim ayağıma dolaştı. Buyurun da nereye? Üzülmeyin. Zaman yanlış. Mekan yanlış. Kaderimiz bu bizim. Ben size bir istida getirdim. Mahkemeniz abimi işlemediği bir suçtan dolayı mahkum ederse vicdanım yaşatmaz beni. İstidayı görebilir miyim? Elbette. Yarın sabah İstiklal Mahkemenize teslim olmayı düşünüyorum. Hayır. Kara Kemal Bey'i saklamak sizin ilk vukuatınız değil. Siz seneler önce kapınıza gelen başka bir marazıyı da saklamıştınız. Yiğitliğiniz saadetinize mal olur. Hayır Perihan, teslim olmayacaksınız. Lakin abim... Mahkeme heyetimiz insanlıktan da büsbütün çıkmış değildir. Ulan! En son beni mi asacaksınız yoksa? En son gelir bezme ekabir derler ya. Ama lavucumu yok. Beni yükseğe asacaksınız! Herkes ayaklarımın altında kalacak! Söz aldım reis beyde. Ona göre. Yok benim bir suçum. İttihat ve Terakki cinayetlerinde de yok. Bunda da yok. Büyük bir yanlışlık yaptı mahkeme. Çıkarın şu kelepçeleri. Büyük bir yanlışlık yaptı mahkeme. Reis bey dinlemedi bile. Yapmayın. Kandırıldım. Vallahi kandırıldım. Ya bu mudur saflığın cezası arkadaşlar? Kandırıldım ben. Vallahi kandırıldım. Yapmayın. Ne oluyor lan? Beni kandırdılar. Dur lan. Lan. Yapmayın. Gazi Paşa. Gazi Paşa bizi affetti lan. Gazi'ye sorun. Gazi Paşa. Gazi Paşa. Lan durun. Bırakın lan. Bırakın. Lan. Bırakın lan. Ben zaten ihbar edecektim. Reis Bey'e söyledim. Savcı da biliyor. Vali de biliyor. Ben suçsuzum. Suçsuzum ben. Günahsızım. Bırakın beni. İhbar edecektim. Bırakın beni. Suçsuzum diyorum. Gardiyan. İlla böyle mi gitmemiz lazımdı? İhbar edecektim. Bırakın şu kelepçeyi. Ben Gazi Paşa'nın 20 yıllık arkadaşıyım. Mektubun cevabı geldi mi? Ben Milenay Arif Bey'im. Bırakın beni. Çıkarın. Bırakın beni. Bırakın. Çıkarın. Bırakın. Gözlüğünüz İsmail Bey. Sen kendi işine bak. Bırak gözlüğü. Ayağa kalkın Emin Bey. Burada Kara Kemal'in teslim olmadığını itiraf etmişsiniz. Doğrudur. Sizin düşünceniz nedir Emin Bey? Kanunların sert olması hususunda. Ben kanunların daha sert değil, lakin daha akıllı olmaları zarureti vardır kanısındayım. Sorulmasını rica ederim. Suikast meselesi hakkında neler söylemiş Kara Kemal? Cevap verin Emin Bey. Bana söylediği suikast teşebbüsüyle kesinlikle ilintisi bulunmadığıdır. Siz inandınız mı bu söylediklerine? İnandım. Aylardır ortalıkta dönen bir maskaralıktır bu dedi. Rakı sofralarında, sokak ortalarında şişinerek lafı edinen bir rezillik.
Herkes gibi benim de kulağıma çalındı. Lakin suikast düşüncesine kapılmış serserileri önlemek mümkün değildir. Bunlar için en uzak, en yüksek amaçların yolunu açmaya bir tek kurşun, hem de tabanca kurşunu yeter dedi. İmparatorluğu elimize geçirdiğimiz zaman nüfusu 35 milyondu. 7 düvelin kağıt üstünde de olsa bizim saydığı 1 milyon 800 bin kilometre kare toprağı vardı. Sınırları Kongo'yu, Sudan'ı, Eritre'yi, Somali'yi içine alıyor. Tunus, Fas, Libya, Mısır, Kıbrıs resmen kaybedilmiş değildi. Bu koca imparatorluk bizim elimizde ölmüştü. Suç ne kadar büyükse, çekilecek cezanın da o kadar büyük olması gerekir. Biz dünyanın en ağır suçunu biraz tartaklamayla savuşturulur sanmıştık. Bu anda yüzüme vuran dar ağacının gölgesi, suikast suçlusu olduğundan değildir emince. Büyük suçun gölgesidir. Tarihin örneğini yazmadığı kurtlar boğuşmasına girip yenik düştük. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Efendim, İstiklal Mahkemesi'nin tebliğini okudum. Suçluların kaçmasına yardım eden, herhangi birini saklayan aynı cezaya çarptırılacaktır. Sizler benim eski arkadaşlarımsınız. İçinizde hakiki dostlarım var. Rahmetli Küçük Efendi'nin dediği gibi, kurtlukta düşeni yemek kanun ise şayet, gereği yapılacaktır. Nerede benim aslan dayıcım? Nerede mangal yürekli dayım? Dayıcım, olmaz. Yeminim var, elini öpmeden bırakmam. Yeminim var dayıcım. Yahu delirdin mi? Neyin nesi el öpmek? Bayram değil, seyran değil. Bayram, bayram. Bilene ne büyük bayram. Koltuklarım kabardı. Neredeyse ağlayacaktım dayıcım. Aşk olsun. Çok yaşayın, iyi mi?
Niye coştu bu deli oğlan yine? Senin dünyadan haberin yok teyzeciğim, dünyadan. Ne oldu diyorum oğlum, söylesene. Bu benim Emin dayıcığım. Nasıl komitacılık yapabilmiş diye hep merak ederdim İhsan abi. Bu kadar iyi huylu, bu kadar mülayim bir şahsiyet. Elinde tabanca, boynunda ilmek. Aklım almazdı doğrusu. Bak sen. Kim dedi sana komitacı dediğin Laz İsmail gibi olur diye? Meğer bu benim yiğitler yiğidi Emin dayımda mangal gibi yürek varmış da haberimiz yokmuş. Ne yürek ama, breh breh breh. Fakat sor, ağzından laf çıkmaz. El alemden dinleriz celselerdeki halini. Ben de bir şey diyecek sandım. Ya sapıtmış bu. Niye sapıtmış olayım dayıcığım? Millet anlattı, ben dinledim. Dinledikçe şişindim, şişindikçe kasıldım. Ama Emin dayım hep aynı mütevazi dayım. Ne söylerse noksan söyler. Neyi noksan söylemiş yine? Birini mi bekliyoruz Perihan? Yok abicim, bir bakayım. Bir bakıver. İyi günler. Buyurun. Bizler Murat Bey'in arkadaşlarıyız, gazeteciyiz. İzmir'den geliyoruz. Emin Bey müsaitse kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunmak istedik. Tabii. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun lütfen. Oo, hoş geldiniz. Gazeteci arkadaşlarım. İzmir'den döndüler. Elinizi öpmeye geldiler dayıcığım. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Buyurun. Oğlum böyle bıkılıkta habersiz yakalandık. Onlar da sizin oğullarınız sayılır dayıcığım. Buyurun. Geçmiş olsun Emin Bey. Haddim olmayarak çok iftihar ettik sizinle. Aman estağfurullah efendim. Teveccüh gösteriyorsunuz. Öyle demeyin efendim. Genç subayların bile refakatinde olmalarına rağmen paşalar bile dehşete düştüler o mahkemede. Sanki ipin altında biz duruyormuşuz gibi titreştik durduk o sıcakta. Bizim bile ödümüz koptu. Kaderin cilvesine bakın ki bir dayım var o mahkemede sarsılmayan. Bir de Ziya Hurşit. Amma da yaptın ha. Mukayese kabul etmez. Ziya Hurşit kurtulacağına güvendiği için esti köpürdü. Güvenmeseydi görürdük herifi. Ölüyü hayırla ya dedim Fuat oğlum. Paçayı kurtaracağını da nereden vehmetmiş Ziya Hurşit efendi? Hükümete çalışıyormuş ya güya. Gazi Paşa'dan medet ummuş. Ona bakarsanız Sarı Efe de az efelenmedi. Hizmetlerim dikkate alınmadı diye kıyameti koparttı. Kimse yüzüne bakmadı fakirin. Allah taksiratını affetsin oğlum. Edip Bey'in hizmeti neymiş? Hükümetin muhbiriymiş doktor bey. O da güya suikaste haber vermek için İstanbul'a gelmiş. Üstelik Celal Bayar'a. Ya arkadaşlar, bileniniz var mı o kadına ne oldu? Hangi kadına? Naciye miydi, Nimet miydi adı? Gülcemal'e silahları götürdüğü söylenen kadın. Sahi ya. Bir gördük, bir kaybettik onu. Hükümet gibi kadındı vesselam. Gözünü kırpmadı. Arkanda hükümet olunca sen de kırpmazsın gözünü. Saldılar gitti nitekim. Yürekli bildiğimiz nice eşyasın darmadağın olduğunu görmek sükutu hayale uğrattı doğrusu. İnsan inanamıyor eski komitacıların ne hallere düştüklerini. Emin Bey'i tenzih ederim Perihan Hanım. Abiniz Yaman'dı. Yaman ne demek? Yiğitti sonuna kadar. Ne kadar övünseniz azdır. Gurur verici bir cesaret manzumesi. Munismiş gibi, uysalmış gibi duruyordu ama çelik gibiydi Emin Bey. Eğilmedi, bükülmedi, yaltaklanmadı. Mahkeme heyeti bile saygı duydu kendisine. Mübalağa ediyorsunuz Fuat Bey oğlum. Dayandıysam herkes kadar dayandım. Mahkeme heyetinin hürmet duyması falan olacak işler midir? Savaş kahramanlarına hürmet göstermeyenler bana hürmet gösterirler mi? Bir yerde okumuştum efendim. Kahramanın sahicisi metanetinin fevkaladeliğinden değil, sürekliliğinden belli olur. Haddim olmayarak iddia ediyorum ki
siz metanetinizi hiç bozmadınız. Sizinki gayet haysiyetli bir müdafaaydı. İltifat ediyorsunuz. Fuat Bey doğruları ifade ediyor. Biz hepimiz şahidiniziz. İstiklal Mahkemesi ilk defa bir sanığa saygı duydu. Biz bunu apaçık müşahede ettik efendim. Keşke bu starşker sözleriniz hakikati yansıtsa. Lakin ne yazık ki iltifatlarınızın muhatabı ben değilim. Tevazu. Her zamanki tevazu. Ben o mahkemede burada benim yerime Kara Kemal Bey olsaydı ne konuşurdu, nasıl davranırdı hesabındaydım. Sizin yiğitlik olarak tefsir ettiğiniz ifadelerim rahmetlinin bana söylediklerini tahrif etmeme çabasından ibarettir. Küçük efendinin bana tevdi ettiği düşüncelerini kendisinden duyduklarımı aynen aktarmaya gayret ettim. Hadise bundan ibarettir. Bir de itiraf etmeliyim ki İstiklal Mahkemesi hayal ettiğim kadar korkunç değildi arkadaşlar. Saniyen, sorgudan bunaldığımı da söyleyemem. Savcı hukukçu, başkan kurmay subayı, üyelerden biri doktor. Böyle olduğu halde İzmir İstiklal Mahkemesi'nin bende bıraktığı tesir hamakattı. Mahkeme heyeti nedense bir miktar ümmi geldi bana. Korkmadıysam bundandır. Bilgisizliğin hiçbir çeşidinden, hiçbir durumda korkmamışımdır. Ne tuhaf. Ben de bilgisizlikten korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmam. Benimki cahil cesareti olmalı İhsancığım. Arz etmeye çalıştığım gibi, keşke iltifatlarınızın muhatabı ben olabilseydim. Şimdi beni mazur görmenizi istirham edeceğim efendiler. Mutlaka halletmem gereken bir husus var. Kusura bakmayın. Rahatınıza bakın lütfen. Estağfurullah. Buyurun. Oturun. İzninizle. Abicim, neyiniz var? Sizi kıracak bir şey mi söylediler içeride? Yok küçük abla, yok. Efendi çocuklardı. Efendi ama toy. Sıkıldım biraz konuşmalardan. Yok aslanlar gibi dikilmişim mahkeme heyetinin karşısına da. Yok korku neymiş bilmezmişim de. Allah seni inandırsın. Bir an düpedüz eğleniyorlar gibi geldi. Ya Murat da abarttıkça abartıyor sağ olsun. Sizi met ettiler diye sıkıldınız. Mahkeme bana saygı duymuşmuş. Daha neler. Evet ağlayıp sızlamadım. Yalvarmadım. Ama korktum Perihan. Çok korktum. İşin doğrusu bu. Kurtulduysam benim maharetimden değil. Hürmet telkin etmemden hiç değil. Ne olduysa senin yüzü suyu hürmetin oldu. Senin deliliğin olmasa Ziya Hurşit'in olduğu yerdeydim çoktan. Allah korusun. Ah, ah, ah Perihan, ah! Senin de böyle nasıl bir delilik yaptığına inanamıyorum. Aklıma geldikçe kanım beynime sıçrıyor. Hasılı, bu ailede sahici bir korkusuz varsa o da sensin küçük abla, ben değil. Allah seni inandırsın. Az önce içeride haykırmamak için çok zor tuttum kendimi. Aman abi lütfen. Duyarlarsa istidya yazmayı da kahramanlık sayar bunlar. Yetmez başka şeyleri de yontarlar. Lütfen. Doğrudur. Erkek milleti kendine yontar. Ne yaptığını bilmiyordu derler.
Sinirlerine gem vuramamıştır derler. Derler de derler. Savcı beyin ipliğini pazara çıkarırlar sonra. Gurbet Ala'dan başka kimsenin haberi yok istidadan. Siz, ben, Gurbet Ala ve Orhan Bey biliyoruz. Aman abicim, bırakın öyle kalsın. İnsanların başını yakmayalım, ne olur. Müsterih ol küçük abla. Merak etme. Ne oldu dayıcım? Kaçtınız? Yok oğlum bir şey. Teyzenle konuşuyoruz biraz. Ne konuşuyorsunuz? Bu ailede bir gerçek korkusuz varsa o da sensin diyordum teyzene. Aman abi. Bizim gibi erkekler eline su dökemez küçük ablanın. Sana gelince sen ol, tevatüre pabuç bırakma Muratçım. Bana ya da bir başkasına duyduğun sevginin seni yanıltmasına müsaade etme. Bak, yine söylüyorum. Deli olmayan herkes gibi ben de korktum. Çok korktum. Korkunun altında ezilmedimse, kimseye bir kötülüğümün dokunmadığını bildiğim için ezilmedim. Bir bilsen, nasıl istimtak ettim kendimi. Kaç sefer sordum kendi kendime. Küçük Efendi'yi ihbar edebilir miyim diye. Aklımdan geçirmedin mi sanıyorsun? Geçirdim. Ama cevabım hep aynı oldu. Hayır. Edemezdim. İhbar etmeye kalksaydım, bu defa da kendime karşı suç işlemiş olurdum. Kendi kendisinin gözünden düşen adamın hayatı çekilmez olur evladım. Zindanda ne öğrendim biliyor musun? Ne öğrendiniz dayıcım? En büyük saadetin insanın kendi yüzüne utanmadan bakabilmesi olduğunu öğrendim. Kendi yüzüne utanmadan bakabildiğin müddetçe hürsün. Sahici hürriyet budur. Korkuya, hatta ölüme karşı hakiki mukavemet kesbettiren hürriyet böyle bir şey. İyi günler. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hayırlı günler. Uğurlar olsun. Tekrar teşekkürler. İyi günler. Kapı mıydı bu? Ben bakarım. Geldim, geldim. Hoş geldiniz, buyurun. Hayırlı günler doktor bey. Emin bey evdeler mi? Buyursunlar efendim, buyursunlar. Emin beyimiz odasındalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, şöyle geçin. Hayırdır inşallah amirim? Hayırdır İhsan bey, hayırdır. Vazifeli değilim. Geçmiş olsun demek için uğradım. Kusura bakmayın, tedirginliğimizi atamadık. Olan bitenden sonra. Şunu unutma ki. Abicim, komiser Namık Bey sizi ziyarete gelmiş. Komiser Namık mı? Neden? Ne olmuş ki? Bir hatırınızı soracakmış. İyi, al içeri. Ben kahve yapayım. Konuşuruz sana dayıcım. Misafirlerinizi ben kaçırmadım inşallah. Hiç olur mu efendim? Tersine. Sizi görselerdi hiç kalkmazdı bunlar. Gazeteci milleti malum. Hoş geldiniz abim. Afiyet olsun. Öyle ya. Gazeteciler. Abim biraz uzanıyordu. Teşrif ettiğinizi haber verdim. Birazdan burada olacak. Keşke rahatsız etmeseydiniz. Ben sağlığı sıhhati yerinde mi diye bir de kendim göreyim diye geldim. Siz de hayli zor günler geçirdiniz hanımefendi. Hiç sormayın. Hepsi geride kaldı inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Rahatsız ettim Emin Bey. Estağfurullah. Bölgedeydim, gelip hatırınızı sorayım dedim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Buyurun oturun. Cevdet Bey, Mehmetçe Bey nasıllar? Mehmetçe Bey İzmir'e döndüler. Cevdet Bey de izindeler. İyi, çok iyi. Tabii yoruldular arkadaşlar. İyi gördüm sizi Emin Bey. Huzurlu gördüm. Küçük Efendi'nin size sığındığını duyduğumda doğrusu pes demiştim. Bu zamanda sırf çocukluk arkadaşıydı diye kimse kimseyi saklamaz. Hele de evinde hiç saklamaz. Siz hayatınızı riske attınız Emin Bey. Sadece kendinizin hayatını da değil, muhterem hemşirenizin, hatta sevgili dostlarınızın hayatını da. İstiklal Mahkememiz çok daha basit cürümleri şiddetle cezalandırırken gösterdiğiniz alicanaplık her türlü takdirin üstündedir. O sizin teveccühünüz efendim. Teveccüh değil efendim. Hakikatleri konuşuyorum. Bendeniz, daha doğrusu ailecek biz, rahmetli Küçük Efendi'nin sayısız iyiliğini görenlerdeniz. Hukukumuz çok eskiye dayanır. Hayırla, minnetle yad ederiz Kara Kemal Bey. Vazife şuuruna karşı muhabbet desenize. Ne talihsiz bir tecelli sizin için. Halit Ziya'nın Mai ve Siyah romanındaki Ahmet Cemil'in trajedisini hatırlatmıyor mu? Ben Mavi ve Siyah'ı okumadım maalesef. Mutlaka okumalısın. Murat'cığım, benim raftaki nüshayı al gel. İhsan abine verelim. Derhal dayıcığım. Bir yanda Küçük Efendi'ye dair hissiyatınız, bir yanda vazifeniz. Hayli müşküldü herhalde. Hayatın bizlere ne vakit, ne oyun oynayacağını bilmek ne mümkün. Kaybından duyduğum acı bir yana, Küçük Efendi gibi tecrübe etti birisinin bu kadar galiz bir hata yapmış olmasını hazmedemiyorum. Nasıl galiz bir hata? Komitacılarla teşriki mesaisinden bahsediyorsanız, Kara Kemal Bey'in suikast teşebbüsünden hiçbir zaman haberi olmadı. Yanlış anladınız Emin Bey. Komitacılarla elbette ki bir teşriki mesaisi olmadı. Ben Küçük Efendi'nin şuracıkta kısırılmasını mümkün kılan gariz hatadan söz ediyorum. İzahat lütfeder misiniz? Estağfurullah. Von Hermann'dan medet ummak gibi olmayacak bir duaya amin demiş olmasından bahsediyorum Emin Bey. Çolak Alman'dan bahsediyorsunuz, binbaşı olandan. Vapur ajantası işleten Von Hermann. Almanların ipiyle kuyuya inilmeyeceğini en iyi Küçük Efendi bilirdi. Balkan hizmetinden Almanları mesul tutan Kara Kemal Efendi kadar tecrübeli bir ihtiyatçı nasıl oldu da böyle bir hata yaptı? Benim hafsalam almıyor. Siz bir izah getirebilirsiniz belki diye umuyordum Emin Bey. Kara Kemal Bey'in bu evde saklandığını Von Hermann üzerinden mi anladı sizinkiler? Bunu mu kastediyorsunuz? Maalesef işaretler o yönde Emin Bey. Sizin kendisine geldiğinizi de büyük ihtimalle o haber verdi. Çolak binbaşının gümrükteki imtiyazını kaybetmemek için yapmayacağı yok. Bunu biliriz. Lüzum halinde ruhunu şeytana bile satar. Küçük Efendi, Von Hermann'ın itirasının kendisi için ne büyük bir tehlike yarattığını bilse gerekti. Sizi onun yanına gönderdiği anda emniyetin rabıtanızdan haberdar olacağını düşünmemiş olması sizce de pek garip değil mi? Ben korktum. Gidecek yeri yok, burada kalacak, kalırsa da burada yakalanacak diye düşündüm, anladım korktuğumu. Sezdin aklımdan geçeni. Sandıkla vapura girmek işini bu yüzden kabul ettim. Sevinmiş göründüm kendini zorlayıp. Ne demeye getirmek istiyorsunuz? Namık Bey'in hakkı var Emin'ciğim. Seni oraya göndermiş olması bence de ilginç. Belki bizim bilmediğimiz başka bir husus vardır. Küçük Efendi seni oraya bilmediğimiz bir sahikle yollamıştır. Von Hermann namlı gevurdan beklediği başka bir şey vardı. Hiç zannetmiyorum. Biz Von Hermann cenahını daha önce de yoklamıştık Doktor Bey. Von Hermann'dan fayda olmadığını gurbet ala kanalıyla Küçük Efendi'ye bildirmiştik. Kaldı ki bugünlerde Almanların esamesinin de okumadığını bilirdi rahmetli. Nasıl oldu da bu işe evet dedi? İşte buna hafsalam almıyor Emin Bey. İyi misin Emin? Abi? Su yok mu Perihan? Emin? Abi? İyiyim. Sağ olasın.
Kusuruma bakmayın. Zindan emaresi. Sizce burada saklandığı günlerde bilmediğimiz bir tehdit hissetmiş olabilir mi küçük efendi? Böylesine tehlikeli bir yola razı olması, evi bir an önce terk etmiş olma arzusunun işareti olabilir mi? Bir dakika Namık Bey. Ne demek istiyorsunuz siz? Ne demek mi istiyorum? Aklımdaki sualleri paylaşıyorum hanımefendi. Dost meclisinde. Öyle. Kara Kemal'in dostları. Emin, sen ne düşünüyorsun? Küçük efendi kendisini tehdit altında hissetmiş olabilir mi? Murat'ın da gazeteci olması filan. Bu hususları hiç düşünmedim. Düşünecek vakit de olmadı. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Ne dersiniz? Bu saatten sonra belki kimseye faydası yok uyuyan yılanı uyandırmanın. Haksız mıyım Emin Bey? Belki de unutmak lazım. Ne dersiniz Emin Bey? Belki de unutmak lazım. Ben müsaadenizi alayım. Yeterince rahatsız ettim. Size tekrar geçmiş olsun. Verilmiş sadakamız varmış diyelim. İstiklal Mahkemesi'nden kurtulmak her kula nasip olmaz Emin Bey. Kötü günleri unutabilmenizi temenni ederim. Hayırlı günler hanımefendi. Gidiyor musunuz amirim? Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ayağınıza sağlık. Amirim, acaba Abdülkerim Bey'den bir haber var mıdır? Yok Murat Bey. Bulgaristan sınırında jandarma tarafından vurulduğuna ilişkin bir şahiye dolaşıyor da. O usta malumatım yok. Maalesef. Şimdi müsaadenizle. Güle güle efendim. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Neydi bu böyle? Dilinin altında bir şey vardı ama söylemedi. Hissettiniz mi siz de İhsan abi? Bir şeyler ima etti ama ne? Zehir afiyemiz sonunda çözmüş işte. Neyi çözmüş? Neyi olacak? Kara Kemal Bey'i tehdit edip evden kaçırdığımı anlamış. Anlamadım. Ya küçük efendiyi evden kaçıran ben değil miyim? Zehir afiye anladı işte. Aman İhsan abi. Yapmayın Allah aşkına. Bir duyan olur sahi söylüyorsunuz zannederler. Dayı. Dayıcım. Dayıcım beni istemişsiniz. Dayıcım. Neyiniz var sizin? Hayalet görmüş gibisiniz. Yoksa Namık Bey'le mi bir şey oldu? Kara Kemal vurulmadan önce kötü bir kahkaha attığını söylemiştin sen. Cehennemden yükselen bir kahkaha. Tüyler ürpertici bir ses. Evet. Gülüş tabii. Güldü. Küçük efendi kötü kötü güldü. Bu gülüş nasıl bir gülüştü? Bana anlatsana o gülüşü bir daha. Anlatmıştım ya dayıcım. Ben yetiştiğimde sokak kapısı açıktı. Daldım. Biri bağırıyordu.
Teslim ol Kara Kemal abi. Sesi tanıdım ama kim olduğunu çıkaramadım. Pencereye koştum. Aşağı baktım. Böyle iki yandan polisler, iki büklüm, tabancalarını çekmişler yürüyorlardı. Cevdet Bey, gel teslim ol Kara Kemal abi. Hakkında hayırlısı budur diye seslendi. Ayaklarını öpeyim teslim ol. Biliyoruz neredesin. Cevdet ayaklarını öpeyim mi dedi. Birden korkunç bir sessizlik oldu. Ömrümde böyle bir sessizlik görmedim. Dünya havasını yitirse ancak böyle bir donma söz konusu olabilir. Anlatamam. Anlatabilsem de hiç kimse anlayamaz. Ancak kıyamet koptuktan sonra dünyayı sarabilecek kalın bir sessizlik. Sonra o gülüş. Kara Kemal Bey'in insanın kanını donduran gülüşü. Hadi eve geçelim dayıcığım. Teyzem meraklanıyor. Devam et. Gülüşü anlat bana. Hıçkırığa benziyor desem değil. Dünyaya küskün zamanlarda güleriz ya. İnsanlardan umudu kestiğimizde. Boğuk, korkunç. Daha nasıl anlatayım bilmem ki. Ya tüyler ürpertici bir gülüş. Şen kahkaha değil. Aslında gülüş bile değil. Haykırır gibi ama kısık. Böğürür gibi ama insani. Hıçkırık gibi ama yürekten. Yazıklar olsun hepinize der gibi. İhanete uğramış gibi. Sitemkar bir gülüştü işte. Sitemkar. İhanete uğramış gibi. Evet. Aynen öyle. Sitemkar. İnsanlardan ümidini kesmiş gibi. İhanete uğramış gibi. Ne bileyim. Bakın tüylerim ürperdi yine. Cevdet Bey de duymuş ya işte. Dayıcım. Ne oldu size? Hadi içeri geçelim. İhanete uğramış gibi. Yoruldunuz dayıcım. Renginiz kül gibi oldu. Gelin dinlenin biraz. Emin. Murat. Neredesiniz yahu? Nesibe de gelmek üzere. Hadi seans için hazırlık yapalım da şu işin aslını öğrenelim. İyi hadi. Hadi. Ey ruh. Geldiysen üç kere vur. Ey ruh. Küçük efendinin ruhuysan üç kere vur. Ay. Hayırdır? Bu sefer kimi çağırıyorsunuz? Şeyi. Bu kez kimin ruhunu çağırıyorsunuz? Von Hermann meselesi nedir ne değildir? Küçük efendiye soralım dedim Emin'ciğim. Olayın aslını bilmek istersiniz diye düşündük. İstemez misiniz dayıcığım? Doğru düşünmüşsünüz. Ben adam değilim küçük abla. Bir an kızacak sandım. Derviş Kahya'yı çağırırken kızdı mı ki Kara Kemal Bey'i çağırırken kızsın? Taraf tutmaz benim dayım. Doğru dersin. Ey ruh. Küçük efendinin ruhuysan üç kere vur. Ey ruh. Kara Kemal Bey'in ruhu. Geldiysen üç kere vur. Siz misiniz küçük efendi? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kapı çalınıyor. Duymuyor musunuz Perihan? Dejavu. Geçen sefer de aynen böyle olmuştu. Açacak mısın Perihan yoksa ben mi açayım? Tamam tamam açıyorum. Açıyorum. Yahu biriniz doktor,
biriniz gazeteci. Ya ne diyeyim ki? Ben bir yukarı bakayım. Kimmiş? Kimse değil, yok bir şey. Nasıl yok? Kim geldi kızım? Yok dedim ya abi. Berehan, kim geldi dedim gece vakti. Öteki gelmiş abi. Abdülkerim Bey. Abdülkerim Bey mi geldi? Nerede? Yüklükte mi? Yok abi, içeri almadım. Ne? Ne dedin sen? Anlamadım. Göz altında bu ev dedim. Lazımsa para verelim dedim. İçeri almadım. Kapıyı yüzüne kapattın öyle mi? Aman yarabbim. Ya ne yapsaydım abi? Olmaz Berihan. Koş, koş içeri al adamı. Düşünelim ne yapacağımızı. Hadi. Hayır alamam. Siz karışmayın. Peşine düşmüşlerdir. Çok endişeliydi zaten. Belli sona gelmiş. Abi o da burada yakalanırsa... Düşün günlerden beri çektiğimiz azabı. Tamam, düşünürüz. Yahu koşsanıza biriniz açın şu kapıyı. Olmaz. İstemiyorum. Bağırırım. Kapıları kırıp yangın var diye kıyameti kopartırım. Aranan kaçak burada. Gelin tutuklayın diye bağırırım. Teyze sakin ol. Şu aynaya bir bak. Şu aynada bir bak kendine. İnsanlıktan çıktın. Çektiğin çileyi düşün. Kaç gündür cehennem azabı çekiyorsun. Beni kapıyı açmaya zorlama abi. Bağışım için yapma. Saçmalıyorsun küçük abla. Ben o cehennem azabını kıstırılmış insanlara kapıları açmamak için çekmedim. Kapıları daha kolay, daha çabuk açmak için çektim. Hadi, hadi koş. Hadi koş, rica ediyorum, aç şu kapıyı. Abi yapma, yemin ettim. Sen de geç otur şuraya. Eğer kıpırdarsan hakkımı helal etmem, haberin olsun. Tamam, çekil, ben açarım. Yahu sen duymamış olursun. Hadi geç şuraya. Hayır. Hayır abi, olmaz dedim. Beni düşün. Beni de götürürler bu kez. Acı bana, mahvolurum. Affetmezler bu kez. Erehan çekil şuradan lütfen. Yahu çekil be kadın. Arkadaş. Arkadaş. Emine arayan arkadaş. Arkadaş. Emine arayan arkadaş. Uzun boylu birini gördün yok, mü? Yok, görmedim. Uzun boylu bıyıklı bir beyi gördün mü? Yok, görmedim beyim. Emine arayan arkadaş! Emine arayan arkadaş! Birader, uzun boylu bıyıklı birini gördün mü? Görmedim bunu. Görmedim. Arkadaş! Emine arayan arkadaş! Thank you.
Aleykümselam. Selamünaleyküm Emin Bey. Aleykümselam. Tanıyamadınız değil mi? Gözüm ısırıyor bir yerden ama tanıyamadım. Kusuruma bakmayın. Dalgınım biraz bugünlerde. Emniyet amiri Cevdet bendeniz. Allah Allah. Cevdet Bey, siz? Ne arıyorsunuz peki burada? Aynı soruyu ben size sormalıyım. Az önce önümden geçerken tanıdım sizi. İçeri girmediniz. Giremedim. İçerinin genişliğini, serinliğini özlemiştim. Girsem de bir tenhada diz çöküp otursam, gözlerimi kapatsam diye düşündüm ama kendimde o hakkı görmedim. Nicedir bayram namazlarına bile gitmiyorum. Dini olan ilgimin yerini... Neyse. Siz takiptesiniz anlaşılan. Birilerini gözlüyorsunuz. Yoksa benim peşimde misiniz? Malum ya, mahpus yatmış adamız. Mahpus kısmı özler açık havayı. Sizin peşinizde değil. Üstelik o. Vazifede değil. Ah. Öyle ya. İzne çıktığınızı duymuştum. Öyle de denilebilir. Lakin süresiz bir izin benimkisi. Ruhumu derdest edip beden denilen kafesine sokmadan bitmeyecek bir izin. Anlıyorum. Anladığınızı biliyorum. Mahkeme zabıtlarını okudum. İfadenizi yani. Kara Kemal Bey hayatta olsaydı, sizin verdiğiniz ifade kendisini kurtarmaya kifayet ederdi. Avukat tutmasına izin verselerdi tabii. Vadül harabül basra. Yanlış anlamayın. Mahkemedeki ifademin küçük efendinin aklanmasına yarayabileceğini sizden duymak en büyük bahtiyarlık. Bu sözlerinizle beni ihya ettiniz. Velakin Basra yıkıldıktan sonra çok geç. Siz elinizden geleni yaptınız. Kendinize boş yere taan ediyorsunuz. Öyle mi dersiniz? Belki de biz dövüşmesini bile önledik Kara Kemal Bey'in. Belki de bizim başımızı derde sokmamak için dövüşmedi. Ne demek bu? Bize sığınmıştı. Bize sığınmak suretiyle bizi riske atmıştı. Dövüşmeye kalksaydı, kan dökülseydi... Bırakmazlardı bizi kolayca. Asmasalar bile süründürürlerdi biraz. Rahmetliye kötülük etmişsiniz gibi bir mana çıkıyor sözlerinizde. Dövüşseydi ne çıkardı? Kurtulur muydu? Hayır. Kulübede sıkışmış adam. Boşuna kan dökülmüş olurdu. Lakin... Dövüşerek ölmeyi tasarladıysa... Bizim yüzümüzden vazgeçmişse mani olmuş oldu. Neye mani olmuş oldunuz?
ölüme mahkum bir insanın son isteğini yerine getirmesine. İnsanı yiyip bitiren şüphe de bu. Anlayacağınız, ömrüm boyunca sorumluluktan kaçtım ben Cevdet Bey. Sorumluluk korkusuyla evlenemedim. Sorumluluk korkusuyla itaatçılıktan vazgeçtim. Savaş sıralarında alıp yürüyen soygun sorumluluğuna bulaşmamak için emekliliğe sığındım. Evin idaresinde bile sorumluluk almamak için bütün işleri kız kardeşimin üstüne yıktım. Ta ki Kara Kemal'le karşılaşıncaya kadar. Hangi durumda olursa olsun sorumluluklarımdan yüzü ak çıkacağıma inancım tamdı. Aklımı, vicdanımı, maddi manevi bütün güçlerimi yeterli sayıyordum. Yanlış anlamayın, olağanüstü güçlere sahip bulunduğumdan değil, orta çizgide yaşamakta ısrar etmekten. Kemal Bey'in geldiği o geceden sonra dayanaklarımı birer birer kaybettim. Şimdi artık görüyorum ki insanın sorumluluktan kurtulmasına kesinlikle imkan yoktur. Sorumluluktan kaçmak hem en boş, en sorumsuz, en aptalca şeydir. Hem de insanın kendine ve topluma karşı işleyeceği en büyük suçtur. Son tahlilde sorumluluktan kaçan bütün insanlar bencildir. Mamafi, sorumluluk duygusu eninde sonunda yakasına yapışıp bırakmıyor insanı. Kara Kemal Bey'in seren camı bana bunu öğretti. Dövüşmeden ölmesi hususundaki sorumluluğunuzu abarttığınız kanaatindeyim. Bu biraz da entelektüel inceliğinizden kaynaklanıyor. Yaşamayı kendinize zehretmek gibi bir mağluliyetiniz var. Eminim ki Kara Kemal'in vuruşmamayı tercih etmesinin başka sebepleri var. Sizin ve hemşirenizin selametini aşan sebepler. Başka tercihler, başka sorumluluklar. Mümkündür. Lakin o gülüş de var. Gülüş? Nasıl gülüş? Sizin de duyduğunuz gülüş. Küçük Efendi'nin ölmeden önce attığı o korkunç kahkaha. Yazıklar olsun hepinize der gibi, ihanete uğramış gibi. Sitemkar bir gülüşmüş işte. Yok öyle bir gülüş. Siz bu kağıt mahalline daha sonra geldiniz Emin Bey. Öyle bir kahkaha vardıysa bile duymuş olamazsınız. Yeğenim Murat Bey oradaydı. O anlattı. Yok öyle bir şey. Aksine muazzam bir tevekkül ve sükunet. Murat Bey sizin gazeteci olan yeğeniniz değil mi? Evet, Haber Gazetesi'nden. Murat Bey orada yok Teymin Bey. Mehmetçe Bey her şey olup bittikten sonra gazeteye haber vermesi için bir polis memuru vazifelendirdi. Murat Bey ondan sonra geldi. Emin misiniz? İstirham ederim. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Özbeöz yeğenim nasıl söyleyebilir böyle bir yalanı? Söyler. Önce gazetecidir. Zanaatı bu. Düşünememiştir birine zarar vereceğini. Kendince biraz abartmıştır. Biraz da süslemiştir. Benim anlayamadığım, siz hangi sebeple bu gülüşe bir mana yüklediniz? Ben baskında orada olmadığım için rahmetlinin benden şüphelenmiş olabileceği vehmine kapıldım. Kendisini benim ihbar ettiğimi düşündü de... Sizin kendisini ihbar etmiş olabileceği düşüncesinden öyle bir sükût hayale uğradı ki her şey lanet etti, ölmeye yattı gibi bir vehim mi bu? Evet. Yapmayın Emin Bey. Hiç olur mu? Kara Kemal Bey daha size gelmeden önce
Biz komşunuz Parlak Osman'ın evine gözcü koymuştuk. Telefonda ay çektik ki vakit geçirmeden müdahale edebilelim. Kaldı ki iddiatçı Kara Kemal'den bahsediyoruz. İhanetin kitabını yazmış bir adam. Nereden ne geleceğini bilmez mi? Gülmeyiniz lütfen. O kadar basit değil. Bir yerde okumuştum. Bir kötülüğü uzun boylu aklınızda gezdirmeniz, işlemenizle birdir. Ana mahkemede şöyle yamandır, böyle kahramandır diyorlar. Siz biliyor musunuz ki polise haber vermeyi geçirmedim değil aklından. Daha korkuncu Perihan da geçirmiş aklından aynı şeyleri. Yakalansa da gitse, suçsuzluğunu ispatlayıp kurtulsa şeklinde. Güya hayır hah bir temenni. İhbar etmediyse belki de Emin abisine daha zararlı olmasın diyedir. Siz entelektüeller yok musunuz? Okuduklarınızı, bildiklerinizi, düşündüklerinizi sıkıntıdan kurtulmak için kullanacağınıza, sıkıntınızı çoğaltmak, büsbütün karalar bağlamak için mi kullanırsınız? Haklı olabilirsiniz. Dün gece gurbet alaya uğradım. Aklım sıra ağzını arayacağım da rahmetli bizden şüphelendi mi, şüphelenmedi mi öğreneceğim. Gurbet ala güldü bana. Üstünde bile durmadı. Çiğ yememiş ki karnı ağrısınmış. Aynen böyle dedi. Bu nedir, neyin nesidir diye düşündüm dönüşte. Şuna inandım ki kesin, biz aydın geçinen kaltabanların çektiği hep halktan uzak düşmenin maskaralığı. Halkın sağlam yargı gücünden uzaklaşmasak, dertlerimizin en az %50'sinden kurtuluruz. Öyle mi dersiniz? Bakın, ben bu suikast işinde bütün varlığımla kovalayanlardan yanaydım. Suikastçileri haksız buluyordum. Hala da haksız buluyorum. Memlekete zarar vereceklerdi. Suçludurlar. Daha iyi bir şey getiremeyecekleri %100 olduğundan iki kat suçludurlar. Böyle düşünüyordum. Böyle düşündüğüme göre ister istemez taraf tutacağım. İster istemez sorumluluk alacağım. Lakin gerçeği yarım görmek diye de bir şey var. Gerçeği de yarım gördük mü? Haklı yerde bulunup bulunmadığımızı ölçüp biçmek mümkün olmuyor. Ölçüp biçemeyince tutkuların esiri olmak işten değil. Kara Kemal'in serencamının bana öğrettiği de bu. Badül Harabül Basra. Evet. Badül Harabül Basra. Sizin bahçenizdeki müştemilatta. Kara Kemal Bey ve ben. Kendisi silahlı. Canımı bağışladı biliyor musunuz? Küçük efendi istese beni oracıkta öldürebilirim. Ama yapmadı. Gözlerinde babacan bir şefkat. Kendisini memleketin sahibi hissetmenin anlayışı. Ve ömrünü bu işlerde tüketmiş birisinin bilgeliği. Tebessüm etti. Ben bir polisim Emin Bey. Polislik beyliktir. Adam polis olduğumu bilecek ki bundan böyle beydir. Bey olmaya göz. Şirretliği de, kalleşliği de, müptezelliği de, yüzevirliği de, hasılı her türlü kötülüğü, adaletsizliği göğüsleyecek. Dahası bütün bu kahpeliğin içinden insanca bir düzen çıkarmak için gayret edecek. Hem insanoğlunun bütün alçaklığına şahit olacak ama vazgeçmeyecek, hem de sorumluluk almayı bilecek. Peki bu idrak ruhun vazifeyle ahengini sağlıyor mu? Zaman yanlış, mekan yanlış, terkip yanlış.
Hüsamettin Bey'in aftosunun da gözü sizde Şerif. İstirham ederim hanımefendi. Reisi Cumhur Hazretleri İsmet Paşa ve zevceleriyle beraber teşrif edeceklermiş. Gel gel. Zahide hanımefendiyi görüyorsunuz değil mi? Darısı hepimizin başına. Bu yaşında aslanlar gibi kurulmuş oturuyor. Hükümet gibi kadın maşallah. Ben kendilerini tanımıyorum efendim. İlahi Nadire Hanım. Mavi esvaplı olan hanım. Ali Fuat Paşa'nın valideleri ayol. Rahmetli Mehmet Ali Paşa'nın da kerimeleri olurlar Zahide Hanım. Ali Fuat Paşa'nın kendileri teşrif etmemişler mi? Yok daha neler. Neden abi? Muhterem valideleri teşrif etmiş olduklarına göre kendileri de mutlaka davetlidir. Ben az önce görür gibi oldum Ali Fuat Paşa'yı. Refet Paşa ile konuşuyorlardı. Refet Paşa burada mı? Ben benzettim herhalde. Zahide hanımefendi, Şair Nazım'ın büyük teyzeleri oluyorlar diye duydum. Doğru mudur Ahmet Necat Bey? Kimin büyük teyzesi dediniz efendim? Nazım Hikmet Bey'den bahsediyor Ahmet Necat Bey. Geçen yıl Akbaba Neşriyatı'ndan kitabı çıkan genç şair yok mu? Dağların havası ondan bahsediyor. Ben de böyle bilirim amirim. Ali Fuat Paşa ile Nazım Hikmet Bey kardeş çocuklarıdır derler. Ne oldu acaba onların Şevket Süreyya Bey ile Ankara İstiklal Mahkemesi'ndeki davaları? Şu Doktor Şefik Üstün'ün de tanık olduğu davadan bahsediyorsanız, ben maalesef seyrini takip edemedim. Ama bildiğim kadarıyla Nazım Hikmet memleket dışında, Moskova'da. Düşmesin bizimle yola. Evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyan. Hayırdır Orhan Bey? Bıraksın peşimizi. Kendi yüreğinin kabuğunda yaşayan. Tanıdın değil mi Naciye Nimet'i? Hı hı. Hüsamettin Bey'i de tanıdın mı? Onun cemaziye levvelini bilir. Envali metruke zenginlerinden. Cumhuriyet hükümetimizin sermayenin Türkleştirilmesi siyasetinin en parlak yıldızı. Sanırsınız ki Mahsumi Umumi Kanunu Hüsamettin Efendi için çıkardı. Orhan Bey, dikkat ediniz. Sözlerinizden sermaye düşmanlığı çıkaran olur. Ne var ruhu revanım? Buyur. Reis Bey'in yanındaki o kadın kimdir diye soruyorum Monşer. Zevceleri olmasın sakın. Evet evet. Ta kendileri. Mefaret Hanım efendim. Doğumdan sonra atamadım kiloları. Aa, ne kadar oldu şimdi kızınız? Adını İstiklal koymuştunuz değil mi? 1923 doğumlu Zahide Hanım efendim. Oo. 3 yaşında yavrum. Pek güzel bir isim İstiklal. Allah bağışlasın. İsmiyle yaşasın. Kim bu hanım? Tanıyor muyuz? Cemiyete ilk kez giriyorlar galiba. Ben de tanımıyorum hanımefendi. Pek dışarı çıktığım da yok zaten. Zahide hanımefendi, bu hanım kimdir diye soruyorlar Ali Bey. Siz tanıyor musunuz? Tanımıyorum efendim. Hüsamettin Bey'in nişanlısı olduğu söyleniyor. Oo, maşallah. Pek de güzelmiş. Of ya.
ya bitti. Şarkı bitti. Oturalım canım, artık o zaman şimdi. Ya bir kere daha lütfen. Yoruldum ama ben daha. Artık. Müsaadenizle. Çok yoruldum. Sen devam. Buyur. İzniniz. Allah insana şans versin Nadire Hanımcığım. Latife Hanım geçen yıl İzmir'e dönünce meydan Müveddet Hanım'a kaldı. Meclis Başkanı'nın eşi olarak da davetlerde Müveddet Hanım ev sahipliği yapıyor. Latife Hanım'ın yerine o geçti. Protokol icabı Reisi Cumhur Hazretleri'nin sağında oturuyormuş. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyormuş. Ya. Şanslı kadın işte şekerim, şanslı. Ya. Gel gel. Kazım Paşa çok aşıkmış kendisine. Çocuklarına baktırtıyor işte. Kenan'la Neriman'a kol kanat geriyor. Baktırtıyor mu? Oh mon dieu. Sizin dünyadan haberiniz yok Şeri. Çocuklar Müveddet Hanım'ın ilk sevcinden. Aa. Tabii. Ayol iki çocuklu bir dul iken koca buldu kadın kendine. Eski aşkıymış. Ya. Ya. İlk eşiyle evlenmeden önce afanifi yani. Anlarsınız ya. Pek anlayamadım Nihal Hanım. Peki ilk eşine ne olmuş? Çocukların babası şehit düşmüş Şerri. Sakarya'da. Mustafa Kemal Paşa. Halanın kızı dahi olsa dul bir kadınla görüşmen dedikodulara neden olur deyip evlendirmiş bunları. Çok güzel bir kadın değil mi? Geldiğinden beri oturtmadı Hüsamettin Bey'i. Pırıl pırıl döndürüyor adamı. Döndürsünler efendim, döndürsünler. Bu ışıklar, bu musiki. Devir onların devri. Değil mi Ali Bey? Öyledir efendim, öyledir. Monden hayata bizlerden daha kolay ayak uyduruyor gençler.